Evet çocuklar, herkese merhaba. Bu videoda test üzerinden 20 soruluk bir quiz üzerinden Present Simple'ın olumlu ve olumsuz cümlelerini beraberce yapalım. Videoyu izlerken ben cevap vermeden önce cevabı bulmaya çalışın tabii ki. İki tane, bazen üç tane şık var. Burada hani S harfi gelecek mi, gelmeyecek mi? Olumsuz yaparken don't mu, doesn't mı veya S harfi nasıl gelecek? Çünkü S harfinin gelmesinde de sadece S, I, S veya I, S gibi bazı değişik kuralları var. O yüzden videoyu izlerken benden önce cevabı bulmaya çalışın. Şimdi sorulardan başlayalım. Dediğim gibi 20 tane soru var. A, B veya A, B, C şıkları var. Daha sonra zaten buna benzer aktivite de yollayacağım size. Cümle doldurma da olabilir. Böyle bir test de olabilir. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz geldi. And get up at 7 o'clock every day. Get up kelimesi, parantez içindeki get up kelimesini boşluğa nasıl yazacağız? Nasıl kullanabiliriz? Get up mı, gets up mı? Burada mesela hemen aklımıza S harfini görünce present simple'da he, she, it'in S'si var, değil mi? Fiillere S takısı ekleniyor. And neye girer? Yani he, she, it'e girer mi? Tabii ki girer. Bir insanın ismini de söyleyebiliriz. O yüzden yani sadece he geldiğinde S gelir diye olayları bu şekilde ezberlerseniz daha sonra sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece he geldiğinde değil, üçüncü tekil şahısta S getiriyoruz. Üçüncü tekil şahısta mesela Mustafa desek o da bir üçüncü tekil şahıs olacağı için orada da aynı şekilde S'nin getirilmesi gerekiyor. Bir isim söylendiğinde veya he, she demek yerine my father, my mother gibi kelimeler söylendiğinde de gelecek. Böyle bir genel bir hatırlatma olmuş oldu. Tabii ki cevabımız get up olacak. Umarım benden önce bulmuşsunuzdur. Evet, soru 2. She breakfast at quarter past 7. Tabii ki saatleri de okuyalım. Quarter past 7. Okay. She has breakfast mı? She has breakfast mı? Az önce söyledik ki she'de S harfi getirmesi gerekiyor. Have'in sonuna S getirince olur mu? Olmaz. Bu bir istisnadır. Has diye bir kelimemiz yok. Has değil. Bu ikinci sınıftan beri öğrendiğimiz gibi he, she gördük mü? Hemen has, got veya has diyeceğiz, sahip olmak. Ha, şimdi geldik. İşte S harfinin kuralına, daha da böyle bir soru. Evet, brush her teeth after every meal. Brush kelimesi boşluğa nasıl yazılacak? A'daki gibi brush mı? B'de brushes, brushes. Brush, brushes, brushes. Okay. Bu işte S harfinin, evet, S harfi ile ilgili bir kuraldı. Bazıları zaten çoktan buldu. Cevabımız tabii ki C şıkkı. Son şık. Çünkü bir fiilin, bir kelimenin sonu çoğul yaparken de böyle, fiillere S harfi koyarken de böyle. Bir kelimenin sonunda S ve H harfi varsa, burada brush'taki gibi son iki harfini görüyorsunuz brush'ın. S ve H harfi var. Hatta şöyle anlayamayanlar için göstermeye çalışayım. Şu şekilde şurada görüyorsunuz. Buradaki brush'ın son iki harfi S ve H harfi olduğu için E ve S gelecek. Brushes olacak. Bundan başka neler vardı? CH harfi olabilirdi. CH. Sadece S olabilir, değil mi? SS olabilir veya X olabilir. Bir de Go'daki gibi O harfiyle bitenlerden kullanabiliriz. Okay, cevabımız C şıkkı diyenler bu soruyu da doğru bildi. Geldik dördüncü soruya. Okay, olumsuzlar. Not heavy nasıl aşağıda yani boşluğa nasıl yazmamız lazım? Jack lunch at school. Okulda öğle yemeği yemez dememiz gerekiyormuş. Don't have, doesn't have, not have. Okay. Umarım yine doğru şıkkı bulanlar çok olmuştur. Tabii ki doğru şıkkımız Jack, aynı he, she, it gibi bir insan ismi üçüncü tekil şahıs olduğu için cevabımız doesn't have olacak. Don't have kesinlikle değil.
I don't deriz ama he olunca doesn't diyoruz. And play basketball. Plays mi? Sadece play mi? İkinci soruda da yapmıştık. Aynısını umarım buldunuz. Tabii ki A şıkkı diyenler doğru bildi. Plays olacak çünkü and he. Üçüncü tekil şahıs. Okay, not play tennis. Not play tennis. Don't play, doesn't play, not play. Okay. Şimdi konumuz daily routine, geniş zaman, günlük rutinlerimiz, düzenli yaptığımız işler. Zaten cümlenin olumsuz olması için don't veya doesn't olacak. Zaten C şıkkını kafadan elemeniz lazım. Böyle bir şey görmedik. A mı B mi? She olduğu için tabii ki B şıkkı diyenler yine 6. soruyu da doğru yaptı. 7. soru. Okay. A şıkkını tam görmesiniz de tahmin ediyorsun. Washes, washes, wash. Yani A şıkkında Joe wash derken sonuna sadece S gelmiş. B şıkkında ES gelmiş. C şıkkında hiçbir şey gelmemiş. Hangisi doğru? Öncelikle Joe'nu bilmeniz lazım. Joe bir isim. Yani üçüncü tekil şahıs. Yine he yani o. He. Okay. O zaman illaki S'nin geleceğini hatırlamanız lazım. Ve tabii ki de daha önceki soruda gördüğümüz gibi CH, S ve H harfi gelirse buradaki gibi hem E harfi hem de S harfi gelmesi gerekiyor. Sadece S yeterli değil. Oo, bu soru daha güzel. Don't wash mu? He don't wash mu diyeceğiz. The dog every day, her gün köpeğini yıkamaz dememiz gerekiyor. Doesn't washes mı? Doesn't wash mu? Evet. Umarım bitirmişsinizdir izlerken hemen. Burada şuna dikkat etmek istiyorum. Kalemle de göstereyim çocuklar. Bakın bir kere he olduğu için don't kelimesi olmaz. Bu değil mi? He, she'den sonra olumsuz cümleler doesn't olur. Ama B'de de C'de de doesn't kelimesi var. Doesn't washes mı? Burada bakın fazladan bir SS var. Burada o kullanılmamış. C şıkkında doesn't washes mı? Yoksa doesn't wash mu? Hişitte S gelirdi, değil mi? Washes olmalı diyenler olabilir belki. Olumlu cümlelerde S gelir. Doesn't kullanılmasa bu kişi köpeği her gün yıkamış olsaydı he washes the dog every day derdik. S koyardık. Ama doesn't. Zaten doesn't da burada S'si var. İki tane S niye geliyor? Bu böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Demek ki cevabımız C şıkkıymış, değil mi? Doesn't wash. Asla. Doesn't'tan sonra esteksi bir daha gelmez. Babies, bebekler often sık sık ağlarlar diyeceğiz. Cry kelimesini görüyorsunuz. Cry. Bakalım hangisini yaptınız? Cry mı? Cries mı? Cries mı? Okay, babies often. Babies, bebekler. Büyük ihtimalle B şıkkını işaretleyenler çok oldu. Ama cevabımız A şıkkı. Neden A şıkkı? Çünkü bebekler diyor. Bebek demiyor. S harfi sadece bir insandan bahsederken gelir. My baby sister işte. Aynı sorunun değişik versiyonu. My baby sister. Bu sefer bir tane bebek. Benim bebek kız kardeşim. Şimdi işte ağlar derken S harfi getireceğiz. Cries mı? Cries mı? Cry mı? Bakın bir daha söylüyorum. Burada my baby sister, benim kız kardeşim, bebek kız kardeşi bir kişi. Kesinlikle S harfinin gelmesi lazım. Bir de olumlu cümle. İşte buraya cry'ın son harfi Y harfi olduğu için ve önceki harf de sessiz olduğu için cevabımız B şık. Evet, soru 11. The school usually finish at 20 past 12. 20 past 12. Finishes mı? Finish mı? Finish mi? Yine the school'a dikkat edeceksiniz. Özneye. Özne tekilse, he, she, it kalıbına uyuyorsa, yani cansız bir şeyden de bahsedebiliriz. It kelimesinin yerine the dog diyebiliriz, the school diyebiliriz. Yani bu da esnek salması gerekiyor tabii ki. Çünkü the school bir tane okuldan bahsediyor. Schools okullar deseydi cevap C şık olurdu. Ama school diyor bir tane okul. Okul saat 12.20'de biter diyor genellikle. Demek ki cevabımız A veya B olacak. Tabii ki finish kelimesinin son iki harfi SH olduğu için cevabımız A diyenler doğru bildiniz çocuklar.
Evet, 12.'si yine finishes, finish, finishes diye başlıyor. I kelimesiyle. I he değil. Ben. I kelimesinde S harfi gelir mi? Hayır. O zaman cevabımız B şıkkı doğru. At 1 o'clock p.m. Okay, the school, yine the school, bir tane. The school not finish at 3 p.m. Okay, don't finish, doesn't finishes, doesn't finish. Hangisi olacak? Birkaç soru önce yine hatırlatmıştım. Şimdi the school dediği için bu, yani siz bitirdiniz büyük ihtimalle hemen. Cevabı bulanlar, bulamayanlara söylüyorum. The school it kalıbına girdiği için, bir tane olduğu için olumsuz cümlesini doesn't'la söyleyeceğiz. It doesn't demiş, he doesn't gibi. Peki B mi C mi? Tabii ki cevabımız C şıkkı. Çünkü doesn't da S takısı olduğu için fiilin sonuna olumsuz cümlede S gelmez. Okay. 14. soru. I always, ben her zaman do my homework, ödevimi yaparım kalıbı. Do my homework mi? Does my homework mu? Niye does gelsin? Değil mi? Hemen işaretlediniz kafanızdan. Cevap A şıkkı. I do my homework. I does my homework diye bir şey hiç duymadık. My brother sometimes his homework. Ödevini yapmak, ama ha, not do, o yapmayacak. Bazen kardeşim ödevini yapmaz diyeceğiz. My brother he, yani tekil bir kişi, o yüzden B şıkkı diyenler yine 5 puan daha kazanmış oldunuz. Her soru 20 soru olduğuna göre her soru 5 puan. Şu ana kadar bilmiyorum. Hatanız varsa öyle düşünebilirsiniz, yüzünden kaç alabiliyormuşum diye. He play video games almost every day. Almost every day. Neredeyse her gün diyor. Almost neredeyse demek. Neredeyse her gün video oyunları oynar diyecek. He plays mi? He play mi? Tabii ki cevabımız A şıkkı. He she de olumlu cümlede S diyeceğiz. Place diyeceğiz. We not go, gitmemek, to the cinema every week, her hafta, her hafta sinemaya gitmeyiz diyeceğiz. We çoğul, he she it olmadığı için doesn't'ı kullanmıyoruz. Tabii ki cevap B şıkkıydı. Don't go, biz gitmeyiz. Evet, yine azıcık daha bir zor belki olabilir. Hata çok, biraz daha çoğalıyor böyle sorularda. Robert tidy up, toparlamak, tidy düzenlemek. His room every weekend, her hafta sonu odasını düzenler. Yani eşyalarını yerine koyuyor falan, o şekilde. Clean gibi temizlemek değil de tidy, toparlamak, düzenlemek. Okay, A tidy this up, tidy up, tidy this up. Okay. A, B ve C şıklarımız var. Robert yine bir insan ismi. Tek bir insanın ismi geçiyorsa bu he veya she'dir. Kız veya erkeği olduğunu bilemeseniz bile ya he'dir ya she'dir. Fakat kural değişir mi? Hayır. He she it gelince olumlu cümlede s olacak. Demek ki cevabımız ya yeşil kutu A şıkkı veya C şıkkı. Hangisi doğru? Tidy son harfi Y ile bitiyorsa, Y'den önceki harf de buradaki gibi D, yani sessiz bir harfse I, E, S alacak. Yani cevabımız tidies up C şık olacak. Place gibi değil. Sophie evet, go to school on foot. On foot, ayakları üstünden, yani yaya okula gider diyor. Her zaman Sophie yine bir isim. Bir kız ismi doğrusu goes olacak. Go olmaz. I go ama she goes olacak. Does mı do mu? The children do their homework after school'daki do'yu does mı yapacağız, yoksa olduğu gibi do mu kalacak? Burada işte the children'ın tekil mi çoğul mu olduğunu, çocuk mu çocuklar mı demek. Bunu yanlış bilirseniz cevabı yanlış bulursunuz. Çünkü tekiller tekilse, çocuk demekse A şıkkı does dememiz gerekir. Çocuklarsa do dememiz gerekir. The children çocuklar demek. O yüzden cevabımız B şıkkı. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi
20 sorunun 20'sine de doğru cevap verdim ama zamanımız çok sürdü. Kesin liderlik tablosuna girmiyoruz. Tabii ki hızlı yapmalıydık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım öğrendiğimiz ama unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlamışızdır. Umarım siz de bu videoyu izlerken benim gibi 20'de 20 yapmışsınızdır.